Mesela obezite ne zaman başlar? Çok basit. Anne karnında başlar. Hızlı söyleyeyim. Çünkü anne yanlış besleniyordur. Bebek yanlış besleniyor. Şöyle bir şey düşünün. Anne gebeliğinde normalde 10 kilo alır. Bütün gebeliğinde 9-10 kilo. Ama almış 16 kilo. Bebek doğdu 3 kilo 900 gram ya da 4,5 kilo. Büyük bebekle karaktersiniz zaten. O zaman o bebek obeziteye yatkındır. Hocam 2 yaşında bizim bebeğimiz var. Annesi habire ağzına sokuyor bir şey. Çocuğum ye. Bu sefer ne oluyorsunuz? Obezite genlerini aktive ediyorsunuz. Sonuç çocuğu zorla yedirmek de obezite yapar. Ya hocam bizim çocuk var. Annesi çok istiyor. Biraz tombik bebek olsun. Mesela Türk annesinin hayalidir bu. Türk annesi yiyen bebek sever. Ya yiyecek o çocuk. Ya kardeşim neden yiyecek? Yani Türk annesi mesela olur olmaz zamanlarda çocuğun ağzına sokar. Ondan sonra Niye ya obeziteli çocuk yetiştiriyorsunuz kardeşim yani ileride? evet ama öyle biz de öyle yetiştik. Mesela bizim mesela bir sorunumuzda sadece bebekle değil. Mesela bir tencere yemek pişirilir. O 3 gün yenir mesela. Abi o yemek bitecek. Neden bitecek yani? Bir de neden 3 günlük pişiriyorsun? Mesela Almanlara bakıyorsun kuş kadar yiyor. O zaman hocam obezite. Obezite olur. Obezite çünkü beslenme şartlarıyla oluşan bir hastalık obezite. Evet genetik. Mesela sizin genetikte iştahınız fazladır. Mesela dayı Nedir obez. onların oranı yüzdelik itibariyle hocam? Genetik ve alışkanlık beslenme biçimi arasında yani her genetik mutlaka obezite olur mu yani? Bir kere şöyle söyleyeyim. Obez insana anneniz ya da babanızın bir tanesi obezse obezite 50. Anne babanızın ikisi de obezse obezite 80 oluyor. %80. Yine Yani iyi bir obezite kaçışımız var ama. var. Tabii obezite genetik bir hastalık kesinlikle. Ama şöyle bir şey var şunu bilin. Hocam dayı da obezite var. Anne tarafında. Baba tarafında amca da obezite var. Abi siz obezite adaysınız ya da anne babanız obez neyse. Zaten iştah genleriyle doğuyorsunuz. Peki bu çocuğun özelliği ne? Ailede obezite olan insanların az yakan insanlar. Ya bunu esasında eko moddaki insanlar. Eko mod ne demek? Ekonomik modda. Yani bu adam yiyor, yediğini yakmıyor. Yani tutuyor içinde. Yani mesela bir kıtlık olursa kim hayatta kalır? Obezler hayatta kalır. Çünkü obez genler hayatta kalır. Tabii kıtlık olsa ne olacak? Adam az yakıyor. Yani yiyor, yakmıyor, depoluyor. Ne güzel mesela. Bu sefer ne olur? Kıtlığı adam atlatır. O Aa. zaman ne olur? Tabii yani o Ama hocam kıtlık yemek bulamazsa ne olur ki onun durumu sıkıntılı ama. ama az yakıyor ya az yaktığı için adam şöyle yapıyor mesela. Bir lokmayı bir günde yakabilirken sen adam öbür adam bir lokmayı bir saatte yakıyor. Öbürsü zaten sürekli acıkacak. Enerji bulamayacak. Ölecek. Ama öbürsü ne olacak? Bir lokmayı bir günde yakanlar. Yani ekonomik moddaki obez genler daha uzun yaşamasına sebep olacaktır. O zaman obezite neden var diye sorarsanız bana. Obezite kıtlık dönemlerinde hayatta kalan insanlardır. Yani doğal seleksiyondur diyebilirim. Allah Allah. Kıtlık Tabii. döneminde böyle kocaman kocaman adamlar mı vardı yani? Kıtlık döneminde hayır, koca koca obez yoktu. Az yakan insanlar vardı. Ya Az tamam. yakan. Ha, Obez onlar deyince yemek obezite. tamam. Tamam ama onlar kıtlık olmayınca yemeği bulunca ne oldu? Adam zaten ekonomik modda. Ya yani az benzin yakıyor. Bu sefer benzini depo etmeye başladı. Benzinin depo edilmeye başlamasına yağlanma obezite adı verilir. Yani siz hatta bir programda şey söylemiştiniz bu obezitelerle ilgili olarak Fakir. şişmanlarla. Evet yani anne karnında yoksul beslendi. Evet yani bu adamlar yani bunlar bir onda iki motor 1,1 motor bunlar yani küçük motor bunlar benzin yakmaz eko moddur bunlar memur arabasıdır ama Ama siz zenginleşti ve yemeye başladı. o zaman aldığı benzinleri tank yetmediği için başka bir yerde yağ olarak arka bagajda yağ olarak depolamaya başlar. Ya da anne karnında zengin beslendi ama büyüyünce fakirleşti. Ne olacak? Onlar da şöyle oluyor. Onların pankreası falan da büyük olduğu için onlar idare edebilirler. Yani anne karnında zengin beslenenler daha avantajlıdır yani. Hani daha Yani avantajlı. aslında diyorsunuz ki bak annenizin karnında yoksul beslenmişseniz daha sonra da parayı bulup yemeye başlamışsanız sıkıntı kardeşim. Geçmişten nasıl geliyorsa öyle devam edin. Bravo. Yani zaten ben hep söylerim. Anne karnında nerede geçirmişseniz o tip gıdaları alın. Mesela ben şunu önermiyorum mesela. Adam diyor ki bana hocam Akdeniz diyeti iyi midir? Oğlum sen Akdenizli misin diyorum. Ne demek o abi bu diyor. Senin diyorum genlerin Akdeniz genlerin mesela. Sen Akdenizli misin? Fethiyeli misin? İtalyalı mısın? Mesela şöyle diyor bana hayır.
Peki diyorum, senin anne karnında gebelik sırasında annen Akdenizli miydi? E o da değil. E oğlum, o zaman sen Akdeniz diyetine neden besleniyorsun diyorum. Sen nerede büyüdün diyorum. Abi diyor, benim annem İç Anadolu. Senin diyorum gebeliğinde neredeymiş? İç Anadolu demiş. O zaman sen İç Anadolu tip beslen diyorum. Yani bu yapılmış çalışmalarda fiksedir. Şöyle bir bilgimiz var. Genetik yapınız, ya anne babanız nereliyse ve anne de gebelik nerede geçmişse, o tip beslenmeniz haliniz olacaktır. Yani mesela şunu söyleyeyim ben size. Adam Macaristan'ın bazı bölgeleri var mesela, full tereyağı yiyorlar. Ama adam nerede genetik olarak tereyağıya uygun bir bünye taşıyor. O zaman bu adamın tereyağı yemesi hiçbir sorun çıkarmaz. Ama Fethiye'linin tereyağı yemesi sorun çıkarır. Neden? O çünkü zeytinyağıya alışmış vücut. Tereyağı yakamaz. Yani sonuç, adamın mazotlu arabası var. Sen benzin koyuyorsun. O patlar o araba. Aynı şekilde bu bütün olarak bunu söyleyebilirim. Mesela yapılmış çalışmalar var. Japonya'dan Amerika'ya göç edenler kesinlikle kısa yaşıyor. Kesin, net bilgi bu. Yani çünkü adam Japonya'da genleri balık, ondan sonra yeşil çay seremoniyle harmanlanmış. Onu Amerika'ya bir koyuyorsun. Bu sefer ne oluyor? Araba şeye alışmış mesela. Araba orada otobana alışmış. Ve küçük motor bir araba. Japon arabaları. Bir motor. Adamı götürüyorsun Amerika'da 6 şerit. Diyorsun ki bu arabayla sen 250 yapacaksın. O da diyor ki yapamam diyor. Yapacaksın diyorsun. Ne koyacaksın buna? Uçak benzini koyacaksın diyor. Bu sefer araba motor haşirtingen. İşte bu olay bu. Onun için göç ne yazık ki yaşamı kısaltıyor. Hocam şimdi geriye döneceğim. Hocam artık olayları araba üzerine anlatıyoruz. Yani bugünkü Tamam hocam. olayımızda Daha kolay metaforumuz anlatacağım. araba. Çünkü Türk milleti arabasına çok değer veriyor. Ne abi, ne Kendisine yapayım değer abi? vermektense.